Merhaba, biliyorsunuz üniversiteler açıldı. Artık öğrenciler yavaş yavaş yerlerine gitmeye başladılar, okullarına başladılar. Çok zor bir dönem. Neden zor? Üniversitede çocuk okutmak sahiden aileler için çok zor bir hale geldi. Bunu bilenler bilir, bizzat içinde yaşayanlar bilirler. O yüzden sizden bir ricam var bugün. İnsanlara yardım edin. Nasıl? Burs vererek. Bir öğrenciye burs vererek bir aileyi rahatlatabilirsiniz. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik zorlukları ve durumu biliyorsunuz. Çok iyi yaşıyorsunuz. Ve sizin durumunuz iyi ise ki çoğumuzun durumu iyi. 100 lira olsun, 200 lira olsun, 400 lira olsun, 500 lira olsun aylık veremez miyiz? Verebiliriz. Kendimizi birazcık zorlayabiliriz. Kendisini çok zorlayanları rahatlatmak için kendimizi biraz zorlayabiliriz. Aylık 100 liramızı bile ayırabiliriz bakın. 200 liramızı ayırabiliriz. 400, 500 durumunuza göre. Sahiden iyi bir geçiminiz varsa bunu yapabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey düşünün. İnfak etmek demek Allah'a borç vermek demek. Vermeye alıştırın kendinizi. Çok geç kalmış sayılmaz hiç kimse bu konuda. Üniversitede bakın yurt fiyatları çok yükseklerde. Üniversitelerin giderleri çok fazla. Ulaşım giderleri, konaklama giderleri, yemek giderleri. Bu öğrenciler zorluklar içinde yaşamasınlar. En azından biz bir aileyi sevindirelim, destek olalım. Bakın bir kişiden bahsediyorum, bir aileden. O sizsiniz. Bir aileyi siz rahatlatacaksınız. 100 lira olur, 200 lira olur, 400 lira olur, 500 lira olur aylık düzenli olarak vereceksiniz. Bu kadar basit aslında. Ve biz ekonomik zorluklar içinde olan aileleri rahatlatarak aslında belki de pek çok kötülüğün önüne geçmiş olacağız. Bunu zor zamanlarda yaparsanız çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma ben bunu yapmaya çalışıyorum. Her ay belli bir miktar veriyorum. Tam bir burs vermeye gücüm yetmiyor ama veriyorum, emin olun. Sizden de bunu istiyorum. Bir şey daha var. Burs alan ve burs alarak okumuş öğrencilere sesleniyorum. Öğrenciliği bitmiş artık meslek hayatına başlamış olanlara sesleniyorum. Burada da tamamen bağımsız ve sivil konuştuğum için çok rahatım. Yani herhangi bir vakıf adına konuşmuyorum, herhangi bir dernek adına konuşmuyorum. Şunu söylüyorum size değerli çalışanlar, burs alarak okumuş değerli insanlar. Siz o gelen burslarla nasıl rahatladıysanız insanları da rahatlatın. Yani maaşınızdan, kazandığınızdan bir kısmını burs olarak öğrencilere verin. Lütfen bunu yapın. Siz de değerli öğrenciler burs alarak şu an okuyor olabilirsiniz. Kafanızın bir yerinde hep şu olsun. Almak evet zor zamanda alacağız. Fakat kolay zaman geldiğinde kazandığınızda da vermeye alışın. Vermek çok önemlidir çünkü. Ben burs alan bir öğrenciye bile şunu tavsiye etmişimdir. Aldığın bursun var ya 10 lirasını olsun infak Allah yolunda ver. Birine ver. Bir yere ver. Çünkü vermeye alıştır kendini. Bakın daha küçücük çocuklara bile hep şunu söylerim. Aldığınız harçlığın bir kısmını paylaşmayı öğrenin. Ki zor zamanları birlikte daha güzel atlatalım, daha zor olmayan biçimde atlatalım. Zor zamanlar güzel insanlar yetiştirir. Ben sizin güzel insanlar olabileceğinizi düşünüyorum. Peki nereye vereceğiz bu bursları? Bakın Tavşanlı'da bile bir sürü vakıf ve dernek var, muhtarlıklar var. Onlarla organize olun, siz onlara verin, onlar sizin adınıza yatırırlar. İlim Yayma Cemiyeti var, Hayırlı Hizmetler Vakfı var, Ensar Vakfı var, mahalle muhtarlıkları var. Yani pek çok şey yer var aslında. Ben Hayırlı Hizmetler Vakfı ile bunu yapıyorum mesela. Çok daha kolay oluyor benim için. Onlara verdiklerinize de hesabını sorun. Bunlar burs olarak öğrencilere verildi mi? Kaç öğrenciye ne verdiniz diye sorun. Yani peşini de takip edebilirsiniz. Lütfen bu zor zamanlarda öğrencilere burs olarak yardım edin, infak edin.